25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Hünerli Eller İş Başında programı düzenlendi. Kahramanmaraş Valiliği Koordinesi'nde seyir terasında düzenlenen programda Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, kadınlara turuncu karanfil ve kadına şiddetle mücadeleyi içeren bilgilendirici broşür dağıttı. Evet, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Kibar Özdemir, günün anlamına binaen bir konuşma yaptı. Bu bütün kadınlarımız için üzücü bir nokta. Aynı şekilde çocuklarımıza yönelen şiddet, aynı şekilde doğaya, hayvanlara yönelen bir şiddet var. Toplumsal bir sorunla karşı karşıyayız. Bu toplumsal şiddetin biraz olsun dünyada, Türkiye'de, şehrimizde azalması için bütün toplum olarak büyük bir mücadeleyi topyekun yürütmemiz gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında faaliyetlerimize devam ediyoruz dedi. Bizim Kahramanmaraş Ulusal Eylem Planı kapsamında bir de Kahramanmaraş İl Eylem Planı oluşturmuştuk. Şiddetle mücadele kapsamında. Bunların bir parçası da sivil toplum örgütleriyle birlikte, paydaşlarla birlikte uygulanması. Burada sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte il eylem planımız özelinde yapacağımız çalışmaları istişare etme fırsatı bulduk. Arkadaşlarımız kendilerine verdiği eğitimlerle yine sivil toplum kuruluşlarının bakışını da değiştirmeye çalıştı. Ben katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, himayelerinden dolayı Sayın Valimize de şükranlarımı arz ediyorum. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de kadına şiddetle mücadele konusunda mecliste gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Yani iyi insan yetiştirmek, yumuşak huylu olmak, insanlara iyi davranmak bu sorunun çözümü için en önemli kriterdir diye düşünüyorum. Ama milletvekili olarak neticede siyaset üretiyoruz. Bu konunun çözümüyle ilgili adımlar atmamız gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda atılacak bütün adımların içerisinde olduğumu ve bu konuda da çaba sarf ettiğimi bilmenizi istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da kadına şiddete hayır dedi. İçişleri Bakanlığımızın ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın riyasetinde bu konudaki çalışmalarımızı güçlü bir şekilde yürütüyoruz. Sizlerin destekleriyle, sizlerle birlikte. Malumunuz tabii ki toplumun önemli sorunlarından birisi. Ancak bu konuda çok güçlü bir irade var. Bu anlamda da inşallah önümüzdeki süreçte çok güzel gelişmelerin olacağı, bu konuda güzel ilerlemelerin olacağını inanıyorum. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle inşallah şiddetin olmadığı bir toplum diliyoruz. Tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum.